Android kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Android'ten Oktay Mercan ve bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Bu arada önceki videomda Exposed Framework nasıl yüklenir adlı bir video paylaştım. Bu da çok işinize yarayacaktır. Bunu da kaçırmayın. Ve ne olduğunu bilmiyorsanız şu videoya da göz atabilirsiniz. Kanalımda aratıp rahatlıkla bulabilirsiniz eğer sonra başka zamanlar izliyorsanız. Her neyse arkadaşlar. Bugün değineceğim çok 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 güzel bir yöntem var. Birçoğunuz ekranın split screen istiyordu. Ve tabii ki bu maalesef ki eski versiyonlarda çok mümkün olan bir şey değil. Ama arkadaşlar Android 7 ile birlikte yani Android API 24 ile birlikte Freeform Mode diye özellik geliyor arkadaşlar. Bu Freeform Mode ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu arada 23'te sadece Split Screen özelliği var. Split Screen'de biliyorsunuz zaten ekrana iki tane şeye bölebiliyor. Yalnız çok deneysel olarak var ve hani her cihazda var diye kesin de bir şey diyemem. Mesela benimkisi Vestel Venus 55-70 rootlanamıyor. Ve onun dışında hani bu özellikleri de yok. API 23 zaten kendisi. Vestel nedense bootloader kilidi falan koymuş. Root da atamıyorum. Yiyeceğiz sanki telefonunu. Her neyse. Yani API 23'lerde split screen çok nadir bir şekilde olabiliyor. Zaten orada da kendisi belirtiyor. O da zaten şey de oluyor. Geliştirici seçeneklerinde oluyor. Ayarlardan zorla şey yapmayı seçiyorsunuz. Oradan aktive oluyor. Ama tabii ki dediğim gibi deneysel bir özellik. 24 ve üstünde arkadaşlar artık bu özellik destekleniyor. Ben şuradan örnek bir emülatörle çalıştırayım arkadaşlar ve sizlere göstereyim. Şimdi bunu yapmanın bir yolu var. Eğer desteği varsa direkt olarak geliştirici seçeneklerinden açabiliyorsunuz ama üreticiniz falan koymadıysa bunu bir Android Debug Bridge yöntemiyle tabii ki bunu da bilgisayar gerekiyor. Kullanıp yapıyorsunuz. Hemen şöyle ADB Bridge'i açalım ve cihazımıza geldi. Bu arada soft key'leri de gizledim burada. Bunu da nasıl yapılacağını merak ediyorsanız açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Benim uygulama geldi. Daha hazır değil kendisi. Evet. İlk yöntem olarak normalde Android 8 versiyonu şu anda benim kullandığım versiyon. Ve hemen hemen her şeyde sıkıntısı yok. Şöyle gördüğünüz gibi ekranı uzun bastığım zaman buraya ikiye bölebiliyorum. Tabii ki bu ikiye bölme olayı sadece ikiye bölebiliyorsunuz. Yani iki tane ekranınız var gibi oluyor ama hiç böyle şey ekstra pencere modu falan gibi bir şey olmuyor. Buraya uzun süre basarak tekrardan eski haline döndürüyorum. Dilerseniz şimdi de size ben bir ops arka plan bir bug'a girdi. İyiymiş, iyiymiş. Hemen bunu da bir şöyle şeyden bakalım. Evet, şöyle durdurayım. Tamam, şimdi düzeldim. Bunun için ADB Android Debug Bridge'iniz açık olması gerekiyor ve şu kodu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu. Telefonunuzun cihazınızın rootlu olmasına hiç gerek yok. Çünkü bu Android API 24 ile birlikte gelen bir özellik. Tabii ki şu anda hala yeni yeni gelme aşamasında sorunlar olabilir. Ama dediğim gibi artık hani var ve bayağı da stabil bir şekilde çalışıyor. Şu şekilde arkadaşlar görebiliyorsunuz. Ha, bu arada ben de nasıl olduğunu hemen şöyle göstermek adına bir demo yapayım. Şöyle mesela buradan YouTube uygulamasını açacak gerçi kendisi de neyse.
Gördüğünüz gibi burada şey var. Şurada şurada gördüğünüz gibi bir tane şey var. Buradaki Recent kısmını açtığınız zaman, şimdi Türkçesi aklıma gelmedi ama yani siz anladınız. Oraya basıp açtığınız zaman arkadaşlar, bu özelliği aktive ettikten sonra şu şekilde artık burada bir şey ikon çıkıyor arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman ekranınız bu şekilde güzel bir hal almış oluyor. Tabii ki bunu istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Buradan tutup istediğiniz gibi işte yana doğru açıp işte yukarı doğru açıp ve hani bir sınırlaması da yok bu işin. Buradan istediğiniz kadar açabiliyorsunuz. Tabii ki arada böyle atmalar da olabiliyor. Ha tabii pardon. YouTube'da açtığı için orada öyle ufak bir şey yapıyor galiba anladığım kadarıyla. Yine bunu da aynı şekilde böyle ekranınızı büyük olarak açabiliyorsunuz. Tabii ki görüntülerde ufak bir sorun olabilir. Ve kenardan tutması açıkçası birazcık zor. Yani en azından ince. Onu bir kolaylık sağlarlar umarım. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. En kolay yapma şekli köşelerden tutup yapma. Şöyle köşelerden tutup yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki iyi denk getirmeniz gerekiyor. Arada böyle görüntüde sıkıntılar olabilir. İşte burada Android cihazınızın RAM'inin fazla olması arka planda çalışan uygulamalara çok 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 iyi bir artı sağlayabilir. Mesela ayarları da açalım. Bunun hiçbir sınırlaması yok arkadaşlar. Burayı istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Böyle açılırsa hiç endişelenmeyin. Bu aslında tam ekran modunda açılmış bir şey. Hoppa. Ayarlar çöktü. Şöyle ayarları açalım. Şu köşeden tutup küçülttüğümüz zaman. Ops, pencereyi tuttum. Şu pencereden tutup küçülttüğüm zaman kendisi küçülecek. Tabi tutabilirsem. Yana doğru algıladı. Şöyle üste doğru da küçültelim. Bu şekilde birbirinden bir sürü uygulama açabiliyorsunuz ve bunlar arasında rahatlıkla böyle gezebiliyorsunuz. Tıpkı bir Windows pencere arayüzü gibi. Tabii ki ekranınız büyük olursa bu iş sizin için daha rahat olacaktır. Ha ama şöyle bir avantajı da var. Mesela bildiğiniz gibi YouTube arka planda çalışmıyor. Bu şekilde pencere modunu alıp benim videolarımı Peki sizin nacizane olarak burada açıp buradan pencere modunu sadece şey ayarlanacak şekilde yapıp videolarınızı izleyebilirsiniz. Şu şekilde ayarladım diyelim. Bu şekilde Merhaba, ben burada Özcan ve bugün yepyeni bir videoda daha videonuzu karşınızdayım arka planda arkadaşlar. Bugün izleyebilirsiniz. videomda sizlere Android telefonunuzun ekran kilidini nasıl Şöyle arka kullanacağınızı plana ve atıp bileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle arka plana atıp aynı zamanda işte buradan tarayıcıda falan çalışabilirsiniz. Hatta ofis programları gibi programlar falan yüklüyse onları da gayet rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Onun dışında gayet benim hoşuma giden ve çok istediğim bir özellik. Maalesef ki bir API versiyonuyla ben kaçırıyorum. Onun için Nugget versiyonunuz varsa Nugget bir türlü söyleyemedim. Bunu muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu nasıl aktifleştiriyoruz? Hemen şöyle diyecek olursak bu debug mirici açıp arkadaşlar device ha, yanlış yazdım. ADB device yazıyoruz. Ve burada bize gördüğünüz gibi olan cihazları gösteriyor. Telefonunuzu taktığınız zaman bir tane böyle cihazınız olacak arkadaşlar. Burada bir tane ID olacak ve burada da device yazacak. Eğer böyle bir şey görüyorsanız, tabii ki şu anda iki tane emülatör açık olduğu için emülatörü burada gösteriyor. böyle device diyorsa arkadaşlar cihazınız çok rahatlıkla düzgün bir şekilde aktive olmuş demektir. Sağ tıklayıp bu kodu yapıştırdığınız zaman arkadaşlar bu kodu ben açıklama kısmında vereceğim. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
Bunu yapıştırdıktan sonra tabii ki şu anda iki tane cihaz çalışıyor diye bana uyarı vermesi lazım. Evet, birden fazla cihaz çalışıyor diye uyarı veriyor. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar kesinlikle hiçbir uyarı almamanız gerekiyor bu şekilde. Tıpkı şu şekilde olacaktır. Ben burada daha önceden yaptım. Hatta burada çalıştırdığım şeyler de var. Şöyle şu kırmızı ekranın içindeki gibi device dediğiniz zaman şu şekilde cihazınızı görmeniz gerekiyor. Burada yani bir tane bir şey görmeniz gerekiyor. Ki zaten o da cihazınız olacaktır. Ardından kodu şu şekilde yapıştırdıktan sonra bu şekilde direkt boş bir satıra geçecektir. Olmazsa telefonunuzu bir yeniden başlatıp deneyin. Olmazsa bir kere daha falan deneyin. Ha bu arada ayarlardan dediğim gibi şu seçeneği de seçmeyi unutmayın. Her ihtimale karşı. Geliştirici seçeneklerini aktive ediyorsunuz arkadaşlar. Buradan aşağıya inip tabii ki burada mouse'un orta tuşunu kullanmak bir hata. Direkt kendisi aşağıya iniyor. Force active to be resizable seçeneğini seçtiğiniz zaman hiçbir şey yapmadan, hani bu tür şeylerle uğraşmadan bunu aktive etmiş oluyorsunuz. Çalışıyor yani bu şekilde. Onun dışında bu şekilde arkadaşlar. İki metot var yani dediğim gibi. Biri bu şekilde aktive edebiliyorsunuz. Tabii ki geliştirici seçeneklerine bunu eklediler. Bazı özelleştirildikleri için bildiğiniz gibi böyle özellikler olmuyor. O zaman tabii ki en garanti ve en kesin çözüm olarak bu yöntemi yapabilirsiniz. Kesinlikle hani garanti çözüm olacaktır bunun yerine. Tabii ki bu da bir aktif özellik olarak, bu da bir hani kesin özellik diyebiliriz. Zaten Android 8'de bununla ilgili bir sorun yaşamazsınız. Dediğim gibi hatta telefonunuzu böyle HDMI falan gibi harici bir ekrana falan yansıtıyorsanız ki o zaman ekranınızın alanı daha büyük olacaktır. Eğer o zaman işte bu işlem sizin çok 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 işinize yarayacaktır. Tıpkı bir Windows ortamı size sağlayacaktır. Bu şekilde arkadaşlar Android Freeform modundan yararlanabilirsiniz. Serbest modundan. Gördüğünüz gibi burada Recent kısmını açtığımız zaman, oraya tıkladığımız zaman bir normal arka plandaki önceden açtığınız uygulamaları gösteriyor. Bir de burada Freeform modunu eğer aktive edip orada da bir şey açtıysanız burada da bunlar duruyor ve buraya tıkladığınız zaman bu ekrana onlar otomatik olarak geliyor. Mesela buradan herhangi bir şeye tıkladığınız zaman otomatik olarak geliyor. Onun dışında şuradan şu ekrana tıklayıp tabii bunu aşağıya indirsem bu şekilde gezinti yapabiliyorsunuz ve arka planda hani çalıştırmak için bence çok güzel bir özellik. Şöyle bir şey denemek istiyorum, acaba oluyor mu? Şurada bir çalıştırıp, Bu Android. evet tamam, o kadar olmuyor ama yine de burada çalışmak için de çok güzel bir yöntem. Ops. Ne oluyor? Şuradan ekran yana döndü. Hemen şöyle aşağıya indireyim. Land Space moduna geçti. Bu şekilde arkadaşlar fiziksel uyarı sesi geldi. Çok ilginç bir uyarı sesiymiş. Bu şekilde arkadaşlar Clear All dediğiniz zaman arka planda açık olanları da temizliyor. O da aklınızda bulunsun. Bu şekilde arkadaşlar aktive edebilirsiniz. Şu anda benim Vestel'de maalesef bu özellik olmadığı için, Marshmallow versiyonu olduğu için ve API versiyonu 23 olduğu için, zaten 23 API versiyonu şeye denk geliyor, Marshmallow'a, 24 Nougat'a ve 26 da burada başlatırken görmüşsünüzdür. API 26 diye gösteriyor zaten burada. 26 da Android Oreo versiyonuna denk geliyor. Böyle böyle sıra sıra gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar eğer cihazınızın API versiyonunu kontrol edin. Hatta ona bile gerek yok. Android versiyonunuz Nougat ise
büyük ihtimalle cihazınız da destekliyordur. 20-24 ile birlikte gelen bir özellik yani. Her neyse arkadaşlar, ben daha fazla uzatmadan, 15 dakika olmuş, birkaç dakikalık şey. Her neyse ama bol bol ayrıntısıyla anlattığımı ve anladığınızı düşünüyorum. Ve şu özelliği de keşke bende de olsa dediğim bir özellik. Hakikaten keşke benim cihazımda da olsa böyle bir özellik. Arada böyle tabii ki şey sorunları olabiliyor ama tabii ki sonradan böyle açılıyor. Bence çok güzel bir özellik arkadaşlar. Aktive etmeyi unutmayın. Zaten genelde benim takipçilerim bu tür yenilikleri, ekstra özellikleri aktive etmeyi muhakkak isterler. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Daha fazla uzatmıyorum artık. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu ADB Debug Bridge'e yazacağınız yani kod aşağıda açıklama kısmının en altında var arkadaşlar. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz ve aktive edebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum ve hoşça kalın diyorum.